Süper Lig'de 2019-2020 sezon hazırlıklarını Galatasaray Avusturya'nın Sefert bölgesinde sürdürüyor. Sarı Kırmızıların yeni transferi Hadim Büyük konuğumuz olacak. Kendisiyle keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hadim hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce Galatasaray transfer hikayenle başlayalım. Nasıl gerçekleşti? Tabii tatil döneminde çok mutlu bir haber. Yani böyle büyük bir camiadan böyle bir teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Hatta inanamadım. Fatih Hoca daha önce milli takımda çalıştığım bir teknik adam. Bu kulüpte Türkiye'nin en büyük kulübü. Alınabilecek bütün kupalara sahip. Kulüpten bana böyle bir teklif gelince gerçekten hiç düşünmeden kabul ettim. Çok ani gelişti. Dediğim gibi hiç düşünmeden kabul ettim. Çok mutluluk verici burada olmak benim için çok onur ve gurur verici. Bu transfer DM'ye geçen başta Fatih Hocama, yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Tekrar lige kupayla başlarız ve bu sene alınacak bütün kupaları alırız. Yani. Galatasaray'ı seçmendeki en önemli faktör neydi? Birinci sebep Fatih Hoca'nın burada olması. Çünkü ona karşı değişik bir sevgi bağım var. İlk milli takıma beni davet etmişti. Orada da şans vermişti. Daha önce transfer söylentileri de vardı. O dönemde Fatih Hoca'yla da konuşmuştuk. Hem milli takımda. Ama o dönem Kasımpaşa'dayken bu transfer gerçekleşmemişti. Geç oldu biraz ama umarım güç olmaz. En önemli etken Fatih Hoca'nın burada olması ve Galatasaray'ın bu ligde en büyük takım olması diyebilirim. Yani şimdi bir Şampiyonlar Ligi hayalimiz var. Daha önce diğer kupaları kazanmış bir kulüp olarak umarım Şampiyonlar Ligi'nde de bu hedefe ulaşabiliriz. Umarım ben de şans bulabilirim, arkadaşlarıma, takımıma faydalı olabilirim. Zaten lige bir süper kupayla başlayacağız. İlk önceki hedefimiz o kupayı kazanıp lige kupayla başlamak. Dediğim gibi daha sonra da Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak. Şunu sormak istiyorum. Fatih Terim senin için ne ifade ediyor? Fatih Terim tam bir lider. Futbol deyası diyebilirim. Yani saha içinde ve saha dışında özel yaşantısındaki duruşuyla örnek olabilecek bir teknik adam diyebilirim. Fatih Hoca benim için bunları anlam ifade ediyor. Hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyorsun. Tabii ki teknik adam ne görev verirse orada forma giyeceksin ama sen kendini en rahat hangi bölgede hissediyorsun? Aslında en rahat sol ve forvet bölgesinde rahat hissediyorum ama sağda da ve forvet arkasında da rahatlıkla oynayabilirim ama en rahat sol kanat ve forvette daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ama tabii hocamızın takdiri beni her bölgede deniyor. O yüzden değişik bölgelerde de oynayabileceğimi söyleyebilirim. Biraz kamp ortamından bize bahseder misin? Çünkü İtalyan kondisyoner Bartali oldukça ağır bir kamp dönemi yaşatıyor zannediyorum. Ama keyifli dakikalara da sahne oluyor. Biraz kamptan, biraz Bartali'nin çalıştırma sisteminden bahseder misin? Öncelikle kamptaki ortam, arkadaşlık ortamı, abiler, kardeşler, herkes birbiriyle çok yakın, çok samimi. Hiç yabancılık çekmiyor buraya kim gelirse gelsin. Herkes uzun yıllar beraber oynamış gibi, tanışmış gibi davranılıyor. O çok güzel. Bartali önemli bir teknik adam, bize çok şey katıyor, bizi çok yoruyor ama bunun meyvelerini lig başlayınca toplayacağız diyebilirim. Yoruluyoruz, üzülüyoruz, acı çekiyoruz ama zafere gitmek için de bazen acı çekmek zorundasınız. Biz de bu acıyı burada çekeceğiz, meyvelerini de ligde toplayacağız ve kupalarda toplayacağız diyebilirim. Adem, Babel'le hem Donk'la Kasımpaşa'da farklı zamanlarda forma giymiştin. Şimdi tekrar Galatasaray'da buluştun. Onlar hakkında neler söylemek istersin? İkisi de çok önemli oyuncular. Çok yetenekli. Kariyer açısından da baktığımız zaman ikisi de önemli takımlarda forma giymiş oyuncular. Kasımpaşa'dayken çok iyi bir takımımız vardı. Onlarla oynamak benim için büyük bir keyifti. Oynadığımız oyundan zevk alıyorduk. Donk daha önce geldi. Babel'le aynı anda buraya geldik. Tekrar onlarla aynı takımda olmaktan mutluluk duyacağım. Çünkü bu işi severek yaptıklarını biliyorum. Dediğim gibi çok önemli oyuncular. Umarım onlarla beraber daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız. Ve
beraber bir şekilde takıma faydalı olmaya çalışır. Peki uzun dönem forma giydiğin için sormak istiyorum. Onların en belirleyici özellikleri neler sana göre? Babel zaten patlayıcı kuvveti, içe dışa oyunu kat etmesi, şutları zaten bitiriciliği de çok iyi. Donk bana göre çok kaliteli bir oyuncu. En önemli özelliği çok relax olması, sakin kalması her anlamda. Yani sinirlendiği zaman bile sakin kalabiliyor. Bunları söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nden az önce biraz bahsetmiştin. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Forma giyersem hocam şans verirse ilk deneyimim olacak. Bu da başarılı olursak da benim için ayrı bir anı olacak. Heyecanlıyım yani, ne söyleyeceğimi bilemiyorum çok. Gönlünden geçen rakipler kimler? Aklına ilk gelenler. Kimlere karşı mücadele etmek istersin? Aslında Real Madrid'i isterim. Şu anda Real Madrid'i isterim. Bayern Münih isterim. Dortmund olabilir bile. Ligle ilgili bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı ile bir tartışma yaşamıştın. Çok konuşulmuştu ama son karşılaşma Galatasaray Medipol Başakşehir şampiyonluk mücadelesi. Son düdük çaldığında Galatasaray şampiyon olmuştu. Sen de o dönem Malatyaspor'da forma giyiyordun. Sevindin mi? Neler hissettin? Çünkü sonrasında bir paylaşımında olmuştu. Aslında çok sevindim. Çünkü hak edenin kazandığı bir kupa oldu. Şampiyonluk oldu. O yüzden çok sevindim. Yani evet, çok başarılı olabilirsiniz bazı konularda. Ama saha içi, az önce bahsetmiştim, saha içi ve saha dışı olaylar çok önemli. Yani bunun dışında normal bir hayatımız da var. Aslında çok fazla da konuşmak istemiyorum ama herkes ektiğini biçiyor bu hayatta. O yüzden o kadar sevindim ki yani kelimelerle anlatamam ben. Peki Adem, Galatasaray'ın son iç saha mağlubiyeti 2016-2017 sezonu ve 30. hafta. Sen de o dönem Kasımpaşa'da oynuyorsun ve Kasımpaşa Galatasaray'a mağlup etti. Sonrasında çok önemli bir yenilmezlik serisi var. Şunu sormak istiyorum. Farklı formalarla Galatasaray stadına çıkmıştın. Galatasaray seyircisi gerçekten takımını maça 1-0 önden başlatıyor. Yani gerçekten çok etkileyici bir taraftara sahip Galatasaray taraftarı. Aslında geçtiğimiz sezon bunun en canlı örneğini net bir şekilde orada anlamıştım. Kupa maçıydı. 0-0 berabere biten maçta. Hiçbir şekilde hiçbir arkadaşınızı duyamıyorsunuz ve hiçbir şekilde yardımcı da olamıyorsunuz duymadığımız için. Yani çok önemli bir taraftara sahip, itici bir güç taraftar. Yanılmıyorsam o dönem kazandığımız maçta seyircisizdi diye hatırlıyorum ama tam net hatırlamıyorum. O yüzden o maçı kazanmıştık. Taraftar bir futbol takımı için, futbolcu için çok önemli bir etkendir. Zaman zaman biz bunu geçen sene Malatya'da da yaşadık. Büyük maçlarda özellikle stadı full doldurduğumuzda çoğunu içerideki maçları kazanmıştık ya da puan almıştık. O yüzden burası da büyük bir camia. Her maç 55 bin kişiye oynarsanız tabii ki bu kadar uzun süre yenilmezlik serisi yakalayabilirsiniz. Arada tabii ufak tefek kazalar olabilir. Onlar da nazarlık diyelim. Umarım bu sene hiçbir şekilde böyle şeyler yaşamayız. Hedefimize ulaşırız. Adem, Karadeniz insanının en önemli özelliği inatçı olması, agresif olması. Bu sana avantajlar mı sağladı yoksa dezavantaj mı yarattı? Ya aslında inatçı olması evet avantaj sağladı ama agresifliği çok fazla bir avantajını göremedim. Daha doğrusu bundan 6-7 sene önce özellikle daha agresiftim. Gölgemle kavga ediyordum açıkçası. Ama daha sonradan toparladım. Çünkü bazı şeylerin, agresifliğin daha doğrusu bana hiçbir fayda vermediğini bazı durumlarda tabii ki, ama sahaya çıktığımda o agresifliğim her zaman devam eder. Çünkü kazanma arzusu insana her şeyi yaptırıyor. Bizde kazanmak için böyle agresifliğim var. Ama dediğim gibi inatçı olmak, agresiflik bana hem fayda sağladı hem zararları da oldu. Herhalde biraz evlendikten sonra da bu yönde değişti. Muhtemelen, çünkü artık bir sorumluluğun altına giriyorsunuz. İki de çocuğunuz oluyor. Biraz kendimizi yonttuk diyebilirim o konuda. Eşim de bu konuda çok sistemkardı, doğal olarak haklı da tabii. Ama bizim de doğamız da var. Ne kadar köreltebildik bilmiyorum ama eşime teşekkür ediyorum tekrardan. Bu konuda bana çok yardımcı oldu. Zararını gördük. Bundan sonra umarım zararını görmeyiz. Şu
şunu sormak istiyorum. Kazım Koyuncu, hemen aslında ondan da biraz bahsetmek gerekiyor. Biz de rahmetli analım. Kardeşi Niyazi Koyuncu'yla herhalde çok yakın arkadaştınız. Hatta o dönemde zannediyorum ki Hopa'dayken Kazım Koyuncu'yla beraber 6-6 Niyazi'nin de içinde olduğu bir maç yapmışsınız. O ana dair neler hatırlıyorsun, neler söyleyeceksin? Ya o zamanlar işte rahmetli analım, tekrar Allah rahmet eylesin. Tabii böyle şeyleri hiç duymadım, bilmiyorduk. O yüzden bir anda aramızdan ayrılınca üzüldük. O anlar aklımıza gelince de bizim için güzel anılar oldu diyebiliriz. Niyazi'ye de aslında her baktığımda Kazım abiyi hatırlıyorum. Çok benziyor. Çok benzetiyorum ben onları. Biz Niyazi'yle de aynı takım arkadaşıydık Hopa'da. Aynı takımda beraber forma giydik, terlettik. Allah rahmet eylesin. Yani çok güzel anılar kaldı oradan geriye. Aslında onunla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Yaşarken değerini bilemediğimiz bir sanatçı oldu diyebiliriz. Öldükten sonra, vefat ettikten sonra daha doğrusu kıymetini daha çok bildik. Daha çok dinlenmeye başladı. Allah rahmet eylesin. Güzel anılarımız kaldı. Son olarak 7 numaralı formayı sormak istiyorum. 7 numaralı formayla seni hazırlık karşılaşmasında izlemiştik. Bunun bir uğru, totemi var mı? Bir numara seçimin var mı? Yok, aslında seçmek istediğim diğer başka numaralar vardı. Onlar diğer arkadaşlarım almış. Çok onlar aldığı için de şey üstelemedim, hani istemedim de açıkçası. 7 numara şu anda boşta diye onu giydim ama şu anda net bir şey yok. 7 numarayı giyeceğim diye bir şey yok. Daha şu anda belirlemedim. Daha önce hiç giymedim çünkü. Evet. Daha önce 99, 21, 10 giydim. Onların dışında giymedim diyebilirim ama işte sevdiğim numaralar vardı açıkçası ama. Bir rakam söylemek ister misin, hangi numaralar oldu? Aslında 23 vardı, Babel aldı. 11 alacaktım, Mitro aldı. 99 alacaktım, bir genç kardeşimiz almış. Bilmiyorum yani, şu anda tam net bir karar vermedim ama. Şu an en yakını 7 gibi görünüyor. Öyle görünüyor ama tam net değil şu anda. Peki son olarak Adem, buradan Galatasaray taraftarına neler söylemek istersin? Nasıl bir sezon geçecek Galatasaray ve senin açından? Her zaman yanımızdalar. Buradaki antrenmanlarımızda da, hazırlık karşılaşmalarımızda da, son maçımızda mesela full doldurmuşlardı. Lig boyunca da böyle olacağını düşünüyorum. Umarım bizi itici güç olurlar. Ve onlarla beraber nice kupalar kaldırırız. Ben şunu söyleyebilirim onlar için. Bu forma için, bu arma için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Çalışmaya hiçbir şekilde, hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağıma da söz verebilirim. Ya bizi desteklemeye devam etsinler. Bu senede bütün kupaları talibiz ve alacağız diyebilirim. Peki Adem, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür yeni ederim. Sezon için sana da başarılar. Teşekkür diyelim. Ederim, sağ olun. Değerli izleyenler, Galatasaray Avusturya'nın Seyfert bölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor ve Sarı Kırmızıların yeni transferi Adem Büyük'le birlikteydik, sorularımızı yanıtladı.